Genelde bu tip programlarda veya bu tip röportajlarda dikkatimi çeken şu oldu. İnsanlar anlamak için dinlemiyor. Cevap yetiştirmek için dinliyor. Şimdi cevap yetiştirmek için dinlediği zaman iş kavgaya dönüşüyor. Konunun ne olduğu zaten gözden kayboluyor. Daldan dala insanlar atlıyor. Kimin ne söylediği belli olmuyor. Şimdi mesela az önceki Almanya'dan gelen arkadaşım ben doğrusu ne söylemek istediğini tam anlayamadım. Çünkü sürekli kesildi. Yani laf ağzına tıkandı. Konu bütünlüğü kayboldu. Ben o yüzden sadece dile getirmek istemiştim ya, bu konuyu. Ben de müdahale etmeye çalışıyorum ama hiç konuşamıyoruz. Evet. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Dolu yani. Çok duygusal konuşuyorlar. Karşıdaki konuşan insanı bir pozisyona yerleştiriyorlar veya bir gruba ait olarak görüyorlar. Kategorize ediyorlar. Ondan sonra eğer ötekilerden birisi ise hemen hücum, saldırıya dönüşüyor. Kendisinden birisi ise tasdik etmeye başlıyor. Yani bizim Türk insanı olarak genelde en büyük eksikliğimiz şurada. İnsanlar aidiyetlerinin eseri olmuş. Yani serbest düşünce yok. Özgür düşünce yok. Herkes kendi aidiyetleri çerçevesinde düşünüyor. Olaylara bakıyor. Dolayısıyla özgür düşüncenin olmadığı yerde kalıplaşmış düşüncelerle insanı hareket eder. Kalıplaşmış düşünceler de maalesef duvar yazısını ya da sloganları geçmiyor. Yani bir düşünce ürünü yok. İnsanlar bir de başka dikkatimi çeken bir konuda şu. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Az önce burada konuşan insanlar o kadar çok büyük hata yaptılar ki ya bunu ilkokul okuyan birisinin normalde bilmesi gerekir. İşte birisi diyor uçak fabrikası mı toplu iğnemiz mi vardı diyor mesela bir tanesi. Ya uçak fabrikaları 1920'lerde vardı Türkiye'de. Bir tanesi diyor Türkiye Cumhuriyeti 2023 yaşında diyor falan. Bu aslında milletin en büyük eksikliğinin gerçekten cehalet olduğunu gösteriyor. Okumayan insan gerçekten cehalet köleliği beraberinde getiriyor. Yaşanılan tüm sorunların altında yatan sebep cehalet. Okumayı sevmiyoruz. Okumayı sevmediğimiz sürece, cahil olarak kaldığımız sürece gerçekten sorunumuz kölelik. Dünyadaki tüm milletlerin akıbeti bu. Bizim için değil bu. Bu dünyada sosyolojik bir gerçek. Cehalet köleliği getirir kardeşim her zaman. İnsanlar okumalı, öğrenmeli. Bilgi sahibi değilse fikir sahibi olmamalı. Ya da Ömer Hayyam'ın bir cümlesi var. Der ki Ömer Hayyam beyin fukaralaştıkça dil ukalalaşır der. Az önce aslında burada yaşamış olduğumuz fenomenin altında yatan cümle de bu. Hani kavgaya dönüştü ya olay. İnsanlar çok katı düşünüyor. Çok sabit fikirli. Çünkü mini ideolojileri var. Herkesin mini ideolojisi var. Çok ufak tefek bilgi kırıntılarıyla hareket ediyorlar. Bir konseptleri yok yani. Gelişmiş bir felsefeleri yok. Kulaktan dolma, sağdan soldan bilgi kırıntılarıyla fikir oluşturuyorlar. O fikirleri de sanki acayip daha yani fikirlermiş gibi satmaya çalışıyorlar. Hatta başka insanlar baskı altına almaya çalışıyorlar. Çok yanlış. Cehaleti bu ülkeye getiren kim abi? Yok abi, tek bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet kurulduktan sonra ne kadar aydın nesiller yetişti? Aziz Sancar, Nobel almış bir bilim adamı. Bizim ülkemize çok değerli bilim insanları yetişti. Değerli kişiler yetişti. Ama şu anda mevcut eğitim sisteminde bir öğrenci sadece kitaptaki bilgilerle kafası basılıyor. Daha sonra yeni bir şey söylemeye kalktığında hayır, sen bunu yapacaksın. Hani Oğuzhan Uğur'un bir tane örneği var. Bu ne renk? Yeşil. Evet. Kafasına vuruyor. Bu ne renk? Yeşil. Kafasına vuruyor. Bu ne renkmiş? Abi ne renk? Bu kırmızı. Yıllarca bizim eğitim sistemimizde bu yapıldı öğrencilere. Her yerde üniversite var ama üniversitelerin bir vasfı yok. Ben çok kısa bir hatıram anlatmak istiyorum. İzin verirseniz. Tabii, biraz geri gider misin şöyle? Şöyle gel kamera. Şimdi ben burada okurken İstanbul Üniversitesi'nde Allah rahmet eylesin, rahmetli olmuştur büyük ihtimal, bizim hocamız vardı Sayın Üstündağ diye. Onun bir rakibi vardı Ankara'da Baki Kuru diye ismi. İkisinin arasında müthiş bir rekabet var. Teoride ikisi zaten otorite. Şimdi arkadaşım bir tanesi Sayın Üstündağ'ın kitabından ders çalışmak yerine gidiyor Baki Kuru'nun kitabından ders çalışıyor ve sınava ondan giriyor. Çünkü bizim hocanın kitabı çok karmaşıktı. Devrik cümleler vardı, böyle uzun paragraflar vardı falan, böyle acayip şeyler vardı. Güzel, bilimsel ama anlaşılması zordu gerçekten. Arkadaşlar ağır dili vardı, kolay olsun diye gitmiş Baki Kurum kitabında çalışmış. Sınava giriyor, sınava da her şeyi doğru bildiği halde arkadaş sınavdan sonra çıkıyor. Tabii aradan birkaç hafta geçiyor, sonuçlar açıklanıyor. Arkadaş sınavda kalıyor. Nasıl olur, ben soruların hepsini bildim diye hocaya itiraz etmeye gidiyor. Hoca eline kağıdı alıyor, diyor ki bu kağıt Baki Kuru kokuyor diyor. Yani Baki Kuru'nun kitabından ders çalıştığını anlıyor ve sırf ondan dolayı rekabet var ya aralarında. Ve sınavda bırakıyor çocuğu. Ben Almanya'ya gittim bakın. Orada üniversite okurken sosyal psikoloji dersinde sınava girdim. Bu bizzat benim yaşadığım tecrübe bak. Orada sınavlar tabii şöyle, buradakinden biraz daha farklı. Yani ağırlık konusu verilir size. O konulardan daha çok sorulur. Her konudan gelir ama ağırlıklı olarak belli konulardan gelir. Konuları belirledi hoca. Dedi ki şunları çalışın. Ve sizin tercihinizle hangi konulardan sınava girmek istiyorsunuz? Hangi konularda uzmanlık yapmak istiyorsunuz? Beraber
olarak belirledik. Bana bir şey verdi, literatür listesi verdi, kitap listesi. Şunlardan çalışabilirsiniz dedi. Onlardan ben çalıştım. Hakikaten sorduğu soruların tamamı, özellikle Zimbardo diye bir Amerikalı psikolog var. Onunla teorisi vardı. Onunla ilgili soru sordu. Soru sordu ama ben cevabını bildikten sonra arkasından bana şu soru geldi. Dedi ki, peki sizin görüşünüz ne bu konuyla ilgili? Ben dedim ki, nasıl yani? Benim görüşüm nasıl olabilir ki? Ben öğrenciyim. O Zimbardo, dünyaca bilinmiş, tanınmış bir otorite bu konuda. Profesörüm bana söylemiş olduğu şu oldu bakın. Dedi, benim için bilgiyi tüketmiş olmanız önemli değil. Benim için bilgiden ne kadar bilgi üretebiliyorsunuz? Öğrendiğiniz bilgiyi ne kadar ileri götürebiliyorsunuz? Arkasından şunu söyledi, siz de sistemde yabancı olduğunuz için ben sizi sınavda bırakmayacağım ama dedi, önümüzdeki sınavlarda aklınızda olsun, bilgi öğrenmek değil. Bilgiden ne kadar bilgi üretiyorsunuz? Almanya yapan işte gerçekten bu. Ezberci, böyle itaatkar, böyle bir bildiği, bilgiyle sınırlı kalan, bilgi hamalı olarak bırakmıyor öğrenciyi. Bilgiden bilgi üretme. Bunu daha ileriye götürme üzerine. Eğitim sistemi çok farklı gerçekten. Dediğim gibi yani bir üniversite burada bitirdim, bir üniversite Almanya'da bitirdim. Eğitim sistemi arasında, eğitim mantığı arasında çok büyük fark var. Ne iş yapıyorsunuz abi? Lafınızı biliyorum. Ya ben çok detaylara girmek istemiyorum. Biraz hani ama şu akademisyenim, Almanya'da akademisyenim. O kadarını söyleyeyim. Maalesef bizim buradaki eğitim sistemi birincisi ezber üzerine, sadece bilgiyi tüketmek üzerine oturtulmuş. İkincisi buradaki iş hayatı, kolektivist bir kültür ve insanların sosyolojik hayatı, eğitim düzeyi tamamıyla itaat üzerine. Şimdi itaat üzerine şekillendiği zaman iş hayatı veyahut da toplumsal hayat, herkesin hiyerarşik bir yeri var. Herkes hiyerarşik kabiliyeti ne olursa olsun, bilgi düzeyi ne olursa olsun, hiyerarşik pozisyonunu aşıp da üstteki yeteneksiz birisinin sınırını, kendisine koyduğu sınırı aşamıyor. Üstteki adamın atıyorum yeteneği daha az, alttakinin yeteneği daha fazla, çok daha fazla. Ama üstteki izin vermediği için, bastırdığı için ve alttaki de itaat etmekten vazgeçemediği için potansiyelini sergileyemiyor. Yani itaat kültürü üzerine yaşayan, eğitim alan veya iş hayatını şekillendiren toplumların tamamına bakın, gerçekten geri kalmış toplumlar. Geri kalmış toplumlarla benim dikkatimi çeken bir başka gerçek daha var. Gerçekten ilerlemiş toplumlar arasında iki fark var benim gördüğüm, dikkatimi çeken. Benim Avrupa'da gezmediğim ülke gerçekten az kaldı. Geri kalmış ülkelerde benim gördüğüm birinci şey, lider çok güçlü, toplum çok zayıf. Burada yalnız lider denince herkes siyasetçiler anlıyor. Benim siyasetçilerle işim yok. Lider pozisyonunda olan herkes çok güçlü. Yani güç derken bu ekonomik anlamda, hem güç otorite anlamında, her anlamda daha güçlü. Yani sorgulanamıyor, eleştirilemiyor. Neden? Toplum zayıf çünkü. Mesela bu lider derken siyasetçisi de bunun içerisinde, din adamı da bunun içerisinde. İşte ne bileyim, bir aşiret lideri varsa o da bunun içerisinde. Mahallede imam varsa bunun içerisinde. İşte muhtar varsa bunun içerisinde. İnsanlar gerçekten lider durumunda olan insanlar. Bu sıradan parti başkanı da olabilir. Çok güçlü ve sorgulanamıyor. Toplum zayıf. Toplum maalesef çok zayıf. Birinci fark bu. Oysa gelişmiş ülkelerde liderler zayıf, toplum çok güçlü, hesap soruyor toplum. İkinci fark şurada. Medeni ülkelerde, ilerlemiş ülkelerde gerçekten kurallar konuşuyor. Geri kalmış ülkelerde ise ilişkiler konuşuyor. Kuralların bir önemi yok. Kurallar adamına göre değişiyor. Şimdi böyle olduğu zaman da toplumsal hayatta bir güven kalmıyor. İnsanların birbirlerine karşı. En ufak bir muhtarlıkta işi düşse vatandaşın, ya orada bir adamın var mı, tanıdığın var mı diye soruyor. Ya kurallar herkes için geçerli. Adama ihtiyacın yok, dayıya ihtiyacın yok. Git orada işini yaptır. Maalesef benim gördüğüm en fazla dikkatimi çeken konulardan bir tanesi bu. Bakın ben hep şunu söylüyorum. Toplum kendisini düzeltmediği sürece yönetimin çok önemi yok. Yani yönetim zaten toplumun bir şekilde, bu yönetim derken siyasete insanlar kafaya takmış. Her şeyi siyaset olarak algılıyor. Ben siyasetten bahsetmiyorum. Yönetim dendiği zaman işin çok boyutu var. Yani okul müdürlüğü dahi, okuldaki sınıf başkanı dahi yönetimdir. Apartman yöneticisi yönetimdir sonuçta. Şeyleri ilgilendiren bir yönetim işi. Aynen öyle. Yetki kimdeyse. Kolektivist toplumlarda insanlar itaat üzerine yetiştirildiği için sorgulayamıyor, eleştiremiyor, itiraz edemiyor. Toplumların gelişme potansiyelini gösteren en büyük göstergelerden bir tanesi o toplumun eleştirme ve itiraz etme yeteneği, kabiliyeti, potansiyeli ne kadar? Buna bakmak gerekiyor. İtaat üzerine yaşamını şekillendiren toplumların gerçekten bir yere varmaları çok zor. Tesadüfen bunu Avrupa'da yaşamış geçmişte daha önce. Sorgulayamayan toplumların vardığı felaket işte 2. Dünya Savaşı. Maalesef böyle olmuş. Toplumun eleştirmesi gerekiyor. Kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Öğrenmesi, anlaması, dünyayı tanıması gerekiyor. İşte burada belki sizler de her gün yaşıyorsunuz. İnsanların düşünceleri maalesef son derece sığ. Araştırmıyorlar, okumuyorlar, öğrenmeye çalışmıyorlar. Eksiklerini gidermeye çalışmıyorlar. İnsanların hiyerarşik pozisyonları belli toplum içerisinde. Herkes hani trafik polisi çeviriyor mesela, sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Ya sen kim olursan ol, kurallar senin için de geçerli. Yani sen işte daim milletvekili diye kurallar senin için işlemiyor diye bir şey yok. Hatta sen daha fazla örnek olacaksın. Almanya'da bir eyaletin çalışma bakanı diye, hani yanlış hatırlamıyorsam, aşırı süratte ehliyetini aldılar adamın. Radara yakalanıyor, aşırı süratte alkol de almış o esnada. Zannediyorum çalışma bakanı diye. Adamın ehliyetini elinden aldılar. Yani Almanya'da bakanın ehliyetini elinden alıyorlar.
Tamam yani eyalet başbakanı bakanı bu adam ama ona rağmen kurallar onun için de geçiyor. O açıdan sosyal hayat için gerçekten sosyal barış, sosyal huzur için toplumun kendisini düzeltmesi gerekiyor. Toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Toplumun aydınlanması, okuması gerekiyor. Yani burada bir kişi taslamak değil amacım ama gerçekten bilginin önemini vurgulamak, toplumun kendisini geliştirmesinin önemini vurgulamak, bilgi sahibi olaraktan, sorgulayaraktan kendisini yetiştirmesi yoksa hani ben hep görüyorum burada sizin röportajlarınızda insanlar hep siyasetçileri suçluyor, ötekini suçluyor, berikini suçluyor. İyi kardeşim de toplum kendisi nasıl? Biz de nasılız? Toplumun kendisine bakması gerekiyor. İşte bu anlattıklarınızdan yola çıkarsak Türkiye'yi ele aldığımızda Türkiye için ne yapılabilir peki? Hani dedik ya toplumlar sorumlu diye. İnsanların kendisini geliştirmesi gerekiyor belki de. Ama bu nasıl mümkün olacak bu saatten sonra ya da olabilir mi? Valla az önce bir arkadaşın cümlesi vardı. Kırmızı montlu bir arkadaş. Ben uzun süredir izliyorum sizin buradaki röportajınızı. Baştan beri buradayım. Güzel bir cümlesi vardı. Bir gün dedi Atatürk'ü herkes anlayacak dedi. Ben hardcore Atatürkçü falan değilim. Yani yanlış anlaşılmasın. Böyle fanatik Atatürkçü falan. Zaten ne geliyorsa bu insanların başına, bu milletin başına fanatizmden geliyor. Fakat ben şuna inanıyorum. Aklı ve vicdanı iflas etmemiş herkes, bu ülkede yaşayan herkes yaşayarak ama belki acıyı yaşayarak da muhtemelen bir gün Atatürk'ü anlayacak, Atatürkçü olacak. Ben o kanaatteyim. Gerçekten yanlış anlaşılmasın. İçinizde Atatürk'ü sevmeyen olabilir. Ben ona itirazım yok. Herkesin görüşü farklı olabilir ama ileri görüşlüymüş adam. Gerçekten çok uzun yıllar öncesinden bugünleri görmüş belki. Hatta daha ilerisini görmüş. Bundan 20 sene öncesinde görmüş. 30 sene öncesinde görmüş. Aydınlanma, eğitim, okuma gerçekten yani hurafelerle hareket edemeyiz. Bakın bizim toplumumuzda çok kısa öncesine kadar çok farklı değer yargıları vardı. İnsanlar mesela toplumsal olarak değerlendirirken karşıdaki insana tanımadığı insanlar hakkında fikir sahibi olurken mesela insanlar sakallıysa işte namaz kılıyorsa başında takke varsa dindar insan ahlaklı insan zannediyorlardı ve hala öyle zannediyorlar. Oysa bakın çok basit bir kural var. Dindarlığın altyapısı inançtır bak. Ahlakın altyapısı ise empatidir. İnsan ateist olabilir, inançsız olabilir ama empatisi vardır ve ahlak sahibidir. Avrupa'daki insanların, Almanya'daki insanların büyük çoğunluğu yani yüzde olarak baktığınız zaman büyük çoğunluğu ateist insanlar. Özellikle eğitim almış olan insanların büyük çoğunluğu ateist. Yani Avrupa'daki dindar insanların biraz daha kiliseye giden insanlara baktığınız zaman daha çok eğitim düzeyi mütevazi insanlar. Ateist ama en azından bakın Avrupa'dan buraya gelenlere sorabilirsiniz. İkinci el araba mı alacak? Almanı tercih ediyor almak için. Hristiyan ateist onu tercih ediyor. İkinci el evi mi alacak? Almanı tercih ediyor. Biz bizden mal almıyoruz. Çünkü çapan oğlu çıkar diye düşünüyoruz. Müslümanlar mal almaya çalışmıyoruz çünkü güvenmiyoruz. Demek ki dindarlık başka bir şey, ahlak başka bir şey. Toplumun dindarlığı kendisi, insanların dindarlığı kendi vicdanıyla Allah'la kul arasında olan bir şey. Oysa toplumun ahlakı gerçekten toplumsal huzuru sağlayan veya toplumsal huzursuzluğu sağlayan ahlaksızlık faktörlerden bir tanesi. İnsanlar arasında değer yargısı, kriter, dindarlık olmamalı. Karşıdaki insanın zaten dininde emri bu. Hadis-i şerif diyor ki insanların namazına dinine bakmayın. Akşeli ilişkilerde parayla olan ilişkilerindeki hareketlerine bakın diyor. Dinin emri. Hadis-i şerif bunu söylüyor. Oysa biz kafasındaki takkaya bakıyoruz, sakalına bakıyoruz. Hayır, yanlış. İnsanların dindarlığı tamamıyla vicdan meselesi. Allah'la kul arasındaki olan bir konu. Ahlaksa çok daha başka bir olay. Yani toplumsal hayatımıza gerçekten bu basit bir örnek ama toplumsal hayatımıza yön veren kriterler de yanlış. Yani toplum olarak biz kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Ancak biz kendimizi düzeltirsek bilinç düzeyimiz maalesef toplumsal olarak çok düşük. Bilinç düzeyimiz hani Almanlarla falan kıyaslıyor. Bazen kendilerimizi vatandaşlarımız burada işte Almanya bizi kıskanıyor gibi bazen düşünceler var. Ortalama Alman toplumuyla buradaki insanların bilinç düzeyi arasında gerçekten büyük fark var. Bakın şurada her tarafta çöp. Şu esnaf az önce gelirken şuradan dikkatimi çekti. Esnaf dükkanın önüne oturmuş sigara içti. Sigaranın hizmetini fırlattı oraya. Bir Alman gerçekten Alman bir tanesi olsa çölde sigara ise çölün ortasına o hizmeti atmaz. Ya bu ülke gerçekten hepimizin ama kıymetini burada yaşayan insanlar en fazla vatanperver kesilen insanlar bu ülkenin kıymetini bilmiyorlar. Hep lafta kalıyor. Hep böyle bir değerlerin fetişizmi var. Onu yaşamıyorlar ama bilinçli olarak sindirmişlik yok. Yani çöplere bakın mesela geçen senelerde biz şeye gittik. Salla Gölü'ne gittik. Gerçekten dünyanın incisi. Beyefendi Almanya'dan geliyor. Dünyanın incisi ve harika bir yer gerçekten. Ama ben şahsen kendim Türk vatandaşı olarak oradan giderken utandım ya. Her taraf pet şişesi, her taraf çör çöp, her taraf pislik. İnsanlar ne yediyse, ne tükettiyse atmışlar. Ya orası dünyanın incisi. Bu ülke bizim ülkemiz, bu topraklar bizim topraklarımız. Yani bu topraklar bizde emanet şu an. Bizden sonraki kuşaklara geçmesi gerekir bu topraklar. Ve biz bizden sonraki kuşaklara nasıl bir ülke bırakacağız onu düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her şey lafta kalıyor. Her şey bir fetişizmi var, edebiyatı var ama insanlar onu icraata geçirmiyorlar. İçi boş. Yani değerlerin maalesef içi boşaltılmış vaziyette. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Arkadaşlarımızın bir sorusu vardı. Buyurun. Ya, eleştiriden bahsetmişti abi. Ben bir eleştiri yaptığım zaman iktidara ya da muhalefete
İktidarı eleştirdiğim zaman terörist oluyorum, FETÖ'cü oluyorum. Yemediğim hakaret kalmıyor. Muhalefeti eleştirdiğim zaman bir yanlışını, bu sefer AK Partili oluyorum. Diyorum ki nereden vardın bu kanıya? Hakaret. Eleştiri yapmaya kalktığımızda bile bastırılıyoruz. İktidarımız kötü, bunun farkındayız. Ama iktidarın karşısında yeterli projeleri olan düzgün bir muhalefet de yok. 22 yaşındayım. Ben doğduğumdan beri mevcut iktidar var. 2001'liyim. Görmediğimiz şey kalmadı. Ben denizciyim. Deniz ulaştırma işletme mezunuyum. Dolarla para kazanıyorum. Eyvallah. Ama bu ülkede hani bu yaşıma gelene kadar çeşitli zorluklar çektim. Ama buna İsyan eden, karşı çıkan hani kimse yok. Herkes eleştiri, eleştiri, eleştiri ama sandıkta vesaire yok. Bir yol yapılıyor, fikir değişiyor. Çok saçma. Belediyelerde, şu anda mevcut belediyeyi ben asla beğenmiyorum. Partizanlık, fanatiklik yapıyorlar. Karşıt olduğun bir parti daha iyi belediyecisiyse onu seçebilirsin ama fanatiklik yapıp bunu yapmıyorlar. En azından bir cezalandırma, bir dönem. Hani bir bırak görsün, kaybetsin. Vatandaşlarımız sonuna kadar fanatizm kullanıyor. Hani futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutuyorlar. Bir dönem bir değiştir, korksun. Hani bir kendine gelsin, silkelensin. Ben nerede hata yapıyorum diyebilsin. Ama şu anda bu ülkede ne belediyesi, ne siyasi parti lideri ne de mevcut bakanlar hiçbir şeyden haberdar değil. Daha geçen gün mecliste bir tane kadın, yanlış hatırlamıyorsam 2002'den önce Türkiye'de traktör yok dedi. Efendim? Özlem Zengin miydi acaba? Tam hatırlamıyorum ismini. Fazla dikkat edemedim. 1930'larda 40'larda bu ülkede traktör zaten vardı. Beyefendi dediği gibi halk da cahil, iktidar da cahil. Yetişmiyoruz. Bir şey söyleyecektiniz abi siz az önce. Ya bir şey, az önce beyefendinin dediği konu gene siyasete geldi. Ben doğrusu siyasetçileri eleştirmenin için kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Siyasetçilerin tabii ki eleştirilmesi gerekir. Ama onlar her şeyin sorumlusu olarak, suçlu olarak görmek yanlış. Tamam, siyasetçilerin yanlışları olabilir. İşte eleştirilmeleri gerekir, sorgulanması gerekir. İktidar olur, muhalefet olur. Herkesin eleştirme hakkıdır, doğal ama şimdi kişi sadece iktidarı eleştiriyor ama kendisine çekidüzen vermiyorsa veya kendisine bakmıyorsa şu an yaşadığımız sosyolojik gerçeklikte benim ne kadar katkı payım var? Ben nasıl yaşıyorum? Bu hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz diyebiliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. İnsanlar birey olarak veya toplumsal olarak fark etmez. Yani bu birey bazında da olabilir veya sosyolojik bazda da olabilir. Hep toplumun kesimleri bazında da olabilir. Kendisini sorgulamayıp da ucuzundan hani bir suçlama. Bakın insanları suçlama. Zaten bizim toplumsal olarak sıkıntılarımızdan birisi bu. Herkes herkesi suçluyor. Bakın insanları suçlamak en kolay iştir. Neden en kolay biliyor musunuz? Çünkü insanları anlamak değişim ister. Değişim ise her zaman insan için değişim sağlayan, değişim yapan insan için ızdıraplıdır. Kişi değişime kapalıysa eğer başkasını anlamak yerine, anlamak değişimi gerektirdiği için suçlamayı tercih eder. Şimdi sosyolojik olarak benim gördüğüm fenomen de bu. İnsanlar toplum kendisini eleştirmek yerine, sorgulamak yerine başkasını suçlamayı tercih ediyorlar. Herkes herkesi suçluyor. Toplum bölünmüş vaziyette. Yani kim daha fazla suçlu, kim daha fazla haklı, kim daha fazla doğru? Bunu o değil ki. Yani sosyolojik gerçeklik ne kadar sağlam, sosyolojik dinamikler ne kadar sağlam, herkesin birbirini kazıklamaya çalışıyorsa, herkes herkesten bir şeyler çarpmaya çalışıyorsa arkasından da işte siyasetçiler dürüst değil, işte yöneticiler dürüst değil diye şikayet hakkın yok kardeşim şikayet etmeye. Sen dürüst olmayan birisini eleştirirken sen ne kadar dürüstsün onu da sorgulaman gerekiyor. Yani onu sorgulamaksızın sadece başkasını suçlamak, suçu ve sorumluluğu başkasına atmak bana biraz ucuz ve kolaycılık gibi geliyor. Önce toplumun kendisini eleştirmesi, kendisini düzeltmeye başlaması gerekir. Toplum kendisini düzelttiği zaman gerçekten yöneticiler de zaten düzelecektir veya değişecektir en azından. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Düzelmesi için bence ilk önce eğitimin düzelmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey varsa yok. Tamam. Sağ olun. Ağzına sağ olun. Ekonomiye dair konuşuyorduk. Şimdi buradan giden mevzuyu, buradan merakla gidenler var. Nasıl döneceğiz diye 5 takla atanlar var. Dönemiyorlar. Niye dönemiyorlar? Burada koyununu satmış, keçisini satmış, her şeyini feda etmiş. Almanya, aha bugün konuştum. Adam 50 yaşında. Zannediyor ki Almanya her şeyi veriyor. Şimdi bütün hayallerinden böyle doldura doldura insanları gönderiyorsunuz. Önce şunu bir anlayalım. Almanya'da hayat buradan daha mı zor? He? Huzuru veriyoruz, huzuru. Huzur bir kitle gör orada. Huzurun dört bir tarafı. Abi, Almanya'da hayat Türkiye'den daha mı zor? Biz Hamburg'da yaşıyoruz. Bir saniye. Sen Hamburg'da yaşıyorsun. Ben Türkiye'deyken, buradayken tamam. Yaşayamıyorum. Hayat yok abicim, hayat yok.
Orada en azından ilticanı açıyorsun. Kampta sana bakıyorlar. Hiçbir şey olmazsa bile sana aylık 1000 euro veriyorlar. Elden burada gönen, sen oturursan alırsan seni abiciğim, huzur var, huzur. Sen diyorsun ki Hamburg'dan işte Almanya'dan falan filan. Burada gitsen hayat dünyanın yok. Neresine gidersen git bu kafa sendeyse her yerde aynı çileyi çekeceksin. Aynı çileyi çekmezsin. Abi şunu anlayalım. Sen Almanya'dan geldin. Almanya'da hayat Türkiye'den daha mı zor? Bunu bir anlayalım. Almanya'nın da kendine göre zorluğu var. Buranın da kendine göre zorluğu var. Bir şey görmüyoruz. Türkiye'den oraya giden birçok insan var. Siz de bunlardan birisiniz. Evet. Ama Almanya'dan Türkiye'ye asgari ücretle çalışmak için gelen bir Alman görmüyorum mesela ben. Almanya'dan neden? Buraya gelmek için insanlar ben çaba... Ben niçin geldin? Bana söylesene. Kanka ben bir soru sordum. Dur abi, buraya ne için geldin? Para, tatile geldin. Para harcamaya tatile geldin değil mi? Aynen. Biz buradan mesela nereye gidebiliriz? Sen... Nereye gidebiliriz? Şu, aylık, şurada... Aylık 50 bin lira maaşım olsun. Nereye gidebilirim ben? Benim biraderim Almanya'dan emekli. Hiçbir yere gidemezsin. 1800 nereye gidelim ben? Euro maaş alıyor. O bile geliyor. Şu an sen kendini tek düşünüyorsun abi. Yok. Ben geleceğim. Zorluk bütün adam Afrika'da da geçim var. Para harcamaya gelmişsin dayı. Yalan mı değil? Konuşuyorsun ama ağlamayı hiç dinlemiyorsun. Dinleyelim biraz. Ne yapıyorsun? Kanka sen konuşuyor abi, dinliyoruz abi. Ya saldırmayı bırak da şimdi gerçekleri konuşalım. Ne gerçekleri söylüyorsun? İnsan... Sen ne söylüyorsun? Tamam, senin ifaden de doğru, benim ifadem de doğru ama işte... Sen buraya ne için geldin? Onu söylesene. İnsanlar kendilerini yetiştirdikten sonra, para kazanmayı bildikten sonra bunu gider Afrika'da da aynı parayı, aynı zorlukları tamam, karşılaştıracak. Miami'ye de gitsek aynı zorluğu. Tamam. Almanya, Fransa... İki gün çalışma bak ne oluyor sana. Kanka dur. Abi şimdi ben size... Orada çalışmayanlar çok mu mutlu? Evet. Buraya 5 sene... Abim 2 sene orada. 2 tane abim orada benim Almanya'da. Birader ne işin var? Geldik, gelmeye uğraşıyoruz da canımız sıkıyor. Gelemiyoruz işte. Niye gelemiyorsunuz abi? Çünkü para tatlı geliyor. Almanya'da ne var ya, ben anlamadım. Para tatlı geliyor çünkü. Çok mu güzel Almanya? Çok güzel lan ya. Yapma ya, öyle var ya, 10 numara. Gidin abi. Sana buyurun abi. Delikanlı kutu, heriflik kutu geldi. Abi ben size uzatayım. Adamın bir tanesi geldi Almanya'da şimdi. 2 seneden beri bu arkadaşın dediği gibi yardım köşelerde, kıyılarda dolaşıyor. Almanya'da. Yaşayacak kadar para veriyorlar ona. Dedim ki bir şeyler başarabilir mi? Ayakkabı satacağım diyor, kolye satacağım, bir şeyler yapacağım. İş kurmaya uğraşıyor. 10 bin, 15 bin euroya yani. Hala Amerika'da da çocuğum var diyor. 19-20 yaşında onunla iletişim yapacağım diyor. Bir şeyler yapacağım diyor. Bir ayakkabı alıp satacak yani. 25 liraya alıp 50 liraya mı satacak, 30 liraya mı satacak neyse. Kuracağız diye dört gözüne herkes yardım etmeye uğraşıyor. Yanında durmaya uğraşıyor. Vatandaş ekmek yesin diye. Bugün konuştum, var mı bir ilerleme? Benim yeri neresi yazıyor? Bak. Hiç. Erin yazıyor, evet. Benim yeğenim orada 19 yaşında. Şu an 80 bin euroluk araba almış. Ayda 1000 euro ödeme ile 0 faizle şu an 80 bin euroluk arabaya biniyor. Burada benim oğlum 19,5 yaşında, ehliyet alamıyoruz. O kadar. Anladınız mı? Anladınız mı? Burada 80 milyonluk bu dairelerde oturanlara ne diyeceğim? Kredi çektim 4 bin lira, 20 bin lira geri ödeyeceğim. Bu şimdi Almanya'da da 80 milyonluk evde oturan da var. 80 milyonluk dairede oturan da var. Anlamadım. Burada da var. Gece kondusu da var. Şunun arka mahalleye gidiyorsun 1500 lira ödeyemeyen. Sabahtan beri. Var. Şurada 30 bin lira, 40 bin lira kira ödeyen adam da var. Doğrudur. Hatta biliyorum var. Ama bunların hiçbirisi kıstas yani olamaz. Bu birbirine kıyaslamaz. Bu aynı burası. Şu caddede mesela dükkan 30 bin lira. Arka tarafa geçiyor 3 bin lira. Anladın mı? Almanya'da asgari ücret ne kadar? Bana bir söyler misin? Almanya'da da bir paket sigara 10 euro, 8 euro. Anlıyorsun? Bak, yani. Beni bir dinler. 1700 euro. Ya 8... Dur. Her yerde benim akrabalarım. En basit örnek. Türkiye'deki asgari ücretle Almanya'daki asgari ücretin alım gücünü karşılaştırdığın zaman şu anda kolaylık var. Yaşayamıyor. Türkiye'de açlık sınırı 50 bin, yanlış belki, değil miyim? Belki ben sana 50 bin TL'den bahsediyoruz, yokluk sana sınırı. Almanya benim gibi 40 yıldır PKK ile uğraşıyor mu? Benim günlük masrafım ne? Tamam, bugüne kadar 2002'ye kadar 900 milyar dolar masraf ediyor. Cevabını vereyim abi. 2002'ye kadar PKK Türkiye'de bitiyordu. 2002'den sonra tekrardan artmaya başladı. Araştırın. Ya, elinizin altında internet var. Boş ver. Boş konuşmayın abi. Boş değil. Ben boş harcama. 2002'ye kadar PKK bitiyordu. Daha 2001'e kadar senin ülkende yol yoktu. Abi PKK'da tamam, benim bir avuç çulsuz. Bir avuç çulsuz. Şimdi sen böyle konuşursan koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir avuç çulsuz mu dize getiriyor derler. Yani böyle yapmayın abi. Almasın, büyütmeyin almasın. Bu kadar. Neyi büyütmeyin? Büyütmeyin lan PKK'yı. Abi benim 40 bin tane askerim şehit olmuş. Ne anlatıyorsun sen? Almayın abi. Oy vermesin şimdi, ki askerimiz gitmesin. Vermeyin kardeşim. Ben veriyorum yok. Ben ülkücü bir adamım. İki gözüm. Abi, tamam mı? Bak böyle bu ülkede... Ülkücüsün abi. Hangi partiye oy verdin? Bana söyler misin? AK Parti'ye.
birlikte. AK Parti kimle birlikte şu anda? MHP'yle. Hüdapar'la. Hüdapar kim? PKK kadar, HDP kadar zarar mı veriyor ülkeye? Zarar veriyor abi. Gaffar Okan derim sana abi. Şehit Gaffar Okan derim abi. Kime? İçeride olan. Hüdapar'ın şeyiydi. Hüdapar'ın şehit ettiği adam. Abi Ali Gaffar Okan'a bunu yapanlar, domuz bağını kullanan adamlarla bir oluyorsan sen kendine nasıl ülkücü diyebilirsin? Karanlık, karanlık. Peki niye? Bu hani sana Türk oy verdin? Sen Memleket verdin? Partisi'ne verdim abi. İyi de şu anda İsrail'le beraber olan Türkler de var. Ne yapacaksın? He. Bu şey bitmez ki mi? Şimdi gerçek bir şey konuşacaksan konuş. Ama sadece sen biz Türkiye'yi kötüleyip de insanları oraya buraya dağıtma gayeniz varsa onu o başka bir mevzu. Ya gerçek bir şey konuşacaksın. Irkçılık yapıyorsunuz yani. O zaman neden AK Parti yapıyor, yapmıyor mu? Kaç yıldır Türkiye'yi birbirine düşürüyor? Bana bir şey söylesene. Çadır mahkemelerini kim kurdu? Davulla zurnayla sokan kim abi? AK Parti'nin yüzünden. AK Parti sokmadım bu ülkeye. AK Parti'nin yüzünden. Meclise Yahudi'yi almam, Ermeni'yi almam. Neyse. Böyle bir şey olur. Abi herkes birazdan konuşuyor. Irkçılık dediğin şey başka bir şey. Sen sadece böyle laf olsun diye konuşuyorsan. Ya laf olsun diye konuşmuyorum. Bak sen terör örgütünün. Sen terör örgütünün. Davulla zurnayla bu ülkeye sokarsan. Sen bu adamların mektubunu okutursan. Bir şeydi. Yanlışla yanlıştan dönüldü. Başka bir mevzular var. Biz bunu anlamayız. Siz hemen Almanya'ya gideceksiniz. Siz de AK Parti oyla. Abi o yüzden mi gitmiş? Abi o yüzden mi gitmiş Almanya'ya? Nereye? Almanya'ya her giden şey mi oluyor? Vatan haini mi oluyor? Yok. Hemen abi o yüzden mi Almanya'ya gidiyor mesela gidenler? Yok. Hayır, hemen Almanya'ya gidin dediniz ya. Almanya'ya gidelim diyorum. Bu ülkeyi beğenmiyor arkadaşım. Gidelim o zaman. Bu ülkeyi beğenmiyor mu Almanya'ya gidin? Beğeniyorum. Ben vatanperverim. Tamam. Ama bu ülkede bana değer verilmiyor. Benim gençliğime değer verilmiyor. Tamam hangi ülkede veriyorsa ona git kardeşim. Abi üniversite mezunları, mühendisler, doktorlar bu ülkede barınamıyor, yaşayamıyor. Değer yok. Kardeşim şu anda bir ekonomik kriz var. Her yerde var. Türkiye'nin dünyada da var bu. Amerika'da da var. 160 enflasyon var yani dünyada öyle mi? Bütün dünyada 160 enflasyon. Sen yerleri hatırlar mısın? Hatırlarım. Ya ondan sonra daha yoktu. Şeker yoktu. Yoktu. Niye yoktu? Niye yok? Petrol. Niye yoktu abi? Ambargo hiç abi ambargo. Kim nerede savaş vardı? Hayırdır? 80'de 70'lerde. Ne vardı peki? Abi niye yoktu onlar? Ne savaşı vardı? Ne savaşı? Ya savaşın izleri vardı. He? İzleri vardı. Yavaş yavaş mı? Ya 74'te bir Kıbrıs Savaşı'na girdik kardeşim. Oradan döndük geldik bir ay sonra. Abi ama Amerika bize ambargo uyguladı yıllardır. Şu anda şu anda ben şu anda hiçbir yok ama şu anda Konya'dan, Eskişehir'den, Diyarbakır'dan günde 10 tane uçak kalkıyor. Bir F-16'nın kalkıp inmesi var ya. Milyon dolardı. Niye kalkıyor biliyor? Bilmiyorum. Git sor. İşte bak. Niye kalkıyor? Ben de bilmiyorum. Teşekkür ederim abi. Tamam çıkamayız.